Herkese merhaba tutkumuz futbol menajer izleyicileri. FM24'ün yenilikleriyle devam ediyoruz. Üçüncü videomuzdayız. Yeni bir yenilik yayınlandı. Biz de onunla ilgili size bir video çekelim dedik hemen. Yeni yeniliğimiz bireysel oyuncu hedefleri ve etkileşim mantığı. Biraz daha yapay zekanın kullanıldığından bahsediliyor. Yapay zekadan bahsediliyor. En azından Twitter'da gördüğüm kadarıyla bundan bahsediliyor. Detaylara bakacağız. Tabii ki yine sizlerle birlikte ilk defa ben de görüyor olacağım bu detaylı yazıyı. Yazıyı birlikte inceleyeceğiz ve yorum yapacağız birlikte. Sizlerin de yorumları olursa yazarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca videoyu beğenirseniz daha fazla kişiye de ulaşmasına sebep olmuş olursunuz. Abone olarak da diğer videolarımızı ve yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden geçelim bakalım. Bireysel oyuncu hedefleri ve etkileşim mantığı diyor. İster takımınız üst üste 10. maçta da gol atıyor olsun, ister sağlam savunmanız yeni bir temiz sayfa açıyor olsun ya da en iyi potansiyel adayınız potansiyelini gerçekleştiriyor olsun, Football Manager'da bir planın gerçekleşmesini izlemekten daha tatmin edici bir şey yoktur. Zafere giden yolda bazen tümsekler olabilir. Form düşüşleri, antrenmanlarda standartların düşmesi ve oyuncuların mutsuzluğu planlarınızı raydan çıkarabilir ve yaklaşımınızı yeniden düşünmeye zorlayabilir. Böyle bir iki tane giriş paragrafıyla başlıyor. Böylece diyor, Football Manager 2024'te artık oyuncularınızın performans seviyelerini yükseltmek için hedefler belirleyerek daha fazlası için çabalamalarına ilham verebilirsiniz. Bunun yanı sıra konuşmalarınızın gerçekçi ve yapıcı olmasını sağlamak için oyuncularınız ve personellerinizle etkileşim şeklinizde de değişiklik yaptık diyor. Yani aslında özetle şunu demek istiyor. Çok fazla detay değişiklik var. Özellikle oyuncu konuşmalarıyla, oyuncu etkileşimleriyle, personel etkileşimleriyle alakalı değişiklikler olacak. Hadi detaylara bakalım diyor. Kevin De Bruyne diyor mesela 3 hedef seti. Başlıkta bu var. Erling Haaland bu sezon 20 gol kaydet gibi hedefler var. Bakalım ne olacak? Neler var? Detaylara girelim bakalım. Oyuncularınıza hedeflerle aç tutun diyor. Kadronuzu teşvik edin ve oyuncularınızdan en iyi şekilde yararlanmak için bireysel performans hedefleriyle kiralık oyuncuların en iyi oyun süresine ulaşmalarına yardımcı olun diyor. Odaklanılabilecek alanlar şunlar diyor. Antrenman iyileştirmeleri diyor. Yeni pozisyon, rol, özellikler ve ortalama puanlar diyor. Goller, asist, gol yemeden tamamlanan maç ve maç performansları as takım veya yedek takım diyor. Bunlar hedefler sanırım. Evet, bazı hedefler belirleyebiliyorsunuz bunun gibi. Gol, asist, gol yemeden tamamlanan maç gibi gibi. Rol değişikliği hedefleri de olabiliyormuş. Bir oyuncuyu son performansından dolayı övdüğünüzde ve yerleştirdiğinizde kiralık olarak giden bir oyuncuya yorum yaptığınızda yeni imzalar ve oyuncu yenilemeleri için sözleşme görüşmelerinde veya bir oyuncunun mutsuzluğunu çözmenin bir yolu olarak bir hedef belirleme fırsatı mevcut olacaktır. Bu çok güzel. Kiralık olarak gönderiyorum mesela gittiğin takımda 10 gol at. Mesela bir golcü. Minimum 10 gol at. Gibi bir hedef belirleyip onu orada gelişimini takip edebiliriz. Ya da yeni bir role alıştırabilir ya da başka bir şey de olabilir. Güzel. Hem oyuncunun hem de menajerinin bu konuda pazarlık yapmak isteyebileceğini unutmayın. Ha tabii bunu kabul etmeyebilir. Hayır öyle değil de ben şöyle yapayım. Yani mesela 30 gol atma hedefi koyduk. 30 değil de ben 20 atayım. Benim hedefim 20 olsun gibi. Ya da işte 5 asist yapmayayım da ben 2 asist yapayım falan. Hani bek oyuncusu atıyorum mesela. Böyle bir hedef de olabilir. Bir hedef belirlerken oyuncunun kişiliği, sizinle olan ilişkisi ve durumun bağlamı da dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir. Yani ben geçen yenilikten de ve bu yenilikten de anladığım üzere oyuncularla daha fazla iletişim halinde olacağız. Ve dolayısıyla oyuncuların bize küsmesi, mutsuz olması gibi durumlar umarım çok fazla karşımıza çıkmaz tekrar. Yani bunlarla tekrar boğuşmak istemiyoruz. Bunlar zaten oyunun zevkini kaçıran şeyler. Oyuncu sürekli mutsuz oluyor. Takımdaki arkadaşlar ona destek oluyor. Ve dolayısıyla bu biraz sıkıntı yaratıyor bize. Özellikle oyun oynayanlar için. Daha soft bir oyun oynamak isteyenler için. Bunlarla uğraşmak istemiyor bazı insanlar. Ya ben seviyorum. Ben ne kadar detaylı olursa o kadar iyi diyorum ben açıkçası. Detay olması önemli ama bu detayın nasıl olacağı da önemli. Hep aynı tarz konuşmalar yapacaksak hoş değil bu. Ama konuşmalar değişecekse, farklılaşacaksa bu güzel olur. Örneğin o çok önemli sözleşme görüşmelerinde bir oyuncunun kulübünüze katılma isteğini önemli ölçüde arttırabilir. Ancak potansiyel imzanızın birkaç yıl içinde düzenli bir yer vaat etmesi gerekip gerekmediğini gerekçelendirmek zor olabilir diyor. Yani FM24'te oynama süresi vaadiyle yakından bağlantılı olarak sözleşme müzakere ekranında bir hedef sunabileceksiniz. Güzel. Sözleşme yaparken bir oyuncuyu satın alırken yeni bir hedef sunabileceğiz. Örneğin gelecek vadeden bir forvet oyuncusu 25-26 sezonunda forma süresinin bir parçası olarak ilk 11 olmayı talep ettiyse artık 2024-25 sezonu için lig maçlarında gol atma gibi hedefle yanıt verebilirsiniz. Eğer gol atma hedefini tuttururlarsa bir sonraki sezon onlara ilk 11 oyuncusu yaparak anlaşmayı onlandırmanız beklenir. Evet, böyle hedefler
İşte bu güzel aslında. Oyuncu mesela bize geliyordu, diyordu ki işte bu sezon rotasyon oynarım ama seneye ilk 11 oynayacağım. Hani bunu istiyordu bizden. Ama bunun ne şarta bağlı olarak? Yani kötü performans da gösterse biz bunu vermek zorunda kalıyorduk oyuncunun mutluluğu açısından. Dolayısıyla şöyle olacak artık. Biz de diyeceğiz ki tamam, sen ilk 11 olmak istiyorsun bir sene sonra veya şu oyuncu gittikten sonra da olabilir. İşte atıyorum Icardi yaşlandı mesela Galatasaray'da. Icardi gittikten sonra işte ben onun yerini almak istiyorum ilk 11'de. Tamam, ama ondan bir önceki sezon minimum şu kadar gol atman lazım gibi bir hedef koyarız. Ona göre o hedefi başarırsa biz bu sözleşmeyi veririz ya da işte bu vaadi gerçekleştiririz gibi gibi. Burada bakın görülüyor zaten. Score 15 goals diyor. Important player. Yani önemli oyuncu olması için 15 gol atması gerekiyor bir önceki sezonda. Yani 2024-25'te oynayabilmesi için, önemli oyuncu olarak oynayabilmesi için 2023-24'te 15 gol atması gerekiyor en az gibi gibi anlaşmalar yapılabilecek. Hedefler belirlendiğinde ana ekrandaki yeni hedefler sekmesini kullanarak oyuncularınızın nasıl ilerlediğini takip edebilir ve oyuncuların ilerlemeleri hakkında görüşlerini de izleyebilirsiniz. Evet, oyuncularda oyuncuların görüşlerini de görebileceğiz. Bu da güzel. Kiralık oyuncular için herhangi bir oyun süresi, plan veya hedef bunların yalnızca kiralık hareketleriyle ilgili olduğunu ve kulübünüze özgü olmadığını açıkça belirtmek için mor renkle vurgulanacaktır. Yani kiralıkta biz onu dokunamıyor muyuz? Ben öyle algıladım şu anda. Herhangi bir oyun süresi, plan veya hedef bunların yalnızca kiralık hareketleriyle ilgili olduğunu. Yani yalnızca kiralık hareketiyle ilgili hedefler olacak onun o zaman. Yani kulüp diyecek ki sana o kulübe gideceksin. Böyle şeyler yapacaksın. Biz yeni hedef ekleyemeyeceğiz anladığım kadarıyla kiralık oyunculara. Kiralık olarak imzaladığınız oyuncular kendi ana kulüplerinin belirlediği hedeflerle gelebilirler. Bu nedenle kiralama koşullarına uymak o oyuncunun kendi hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Yani kiralarken biz bunu dikkate alacağız o zaman. Göreceğiz umarım. Yani oyuncuyu kiralarken onu göreceğiz diye, oyuncunun hedefleri neler onu görebileceğiz diye umuyorum. Onu görürsek ona göre oyuncu transfer ederiz belki. Yani belki yedek oyuncu alacağız biz ama orada atıyorum 20 gol at var forvet oyuncusunda. Ama yedek 20 gol atamaz ki hani gibi gibi. Sonra mutsuz olacaktır, sıkıntı yaratacak. Personeliniz personel toplantıları veya gelen kutusu mesajları aracılığıyla bir oyuncuya hedefler sunmanızın uygun olduğunu düşündükleri yerler hakkında tavsiye bulunacak. Evet, personeller bu konuda bize tavsiyede bulunacaklarmış. Hedefleri tamamen kendimiz belirlemeyeceğiz yani. Bize destek gelecekmiş yine personelden. Bir oyuncu hedefine başarıyla ulaşırsa daha fazla gol atmak, işte daha fazla asist, güçlü bir antrenman derecesi gibi gibi. Onu tebrik edebilirsiniz ancak aynı zamanda ona bir yeni bir sözleşme teklif etmek gibi bazı sözler de verebilirsiniz. Geldik yine yeni sözleşmeye. Hadi bakalım, sürekli sözleşme isteyecekler bu hedefleri yaptıkça. Neyse. Dolayısıyla oyuncularınızı mutlu etmek için bunları yerine getirdiğinizden emin olun. Evet. Yani oyuncuların bol bol mutsuzluğundan bahsediyor olacağız. Yani gerçek hayatta da böyle. Kabul ediyorum. Yani gerçekçi olması adına güzel. Yani antrenör sadece takımı yönetmek, işte taktiği kurmak ve devam ettirmek değildir. Oyuncularla da etkileşim kurmaktır. O kısmına değinmeleri de ben seviyorum. Açıkçası bu tarz şeyleri seviyorum dediğim gibi. Şikayet ettiğim kısımlar hep aynı şeylerle karşılaşmamız bizim. Yani mutsuzluk dediğim ne mutsuzluk mesela? Sürekli sözleşme isteyen oyuncular. İşte sürekli yeni yeni sözleşme almak istiyor. Yani daha yeni yapmışız. 3 ay sonra yine sözleşme istiyor gibi gibi. Yani bu kadar gerçek dışı olması. Sadece istediğim o. Diğer taraftan bir oyuncu hedefini tutturamazsa yaşam koçu tarafından bilgilendirilirsiniz. Evet, yaşam koçu diye yeni bir personel katıldı demek ki. Bu kişi hedef başarısızlığına tepkisini ve suçlunun kim olduğunu düşündüğünü açıklar. Durumu nasıl ele alacağınıza karar vermek size kalır. Yine biz karar veriyoruz ama bunun sorumlusu kim? Yani suçun nedeni ne? Neden gerçekleşmedi bu hedef? Onu bize söylüyor. Birden fazla oyuncu başarısız olursa kalan tartışmalı konuları da oradan bu oyuncularla görüşme seçeneğiniz olacaktır. Bu durum oyuncunun sizinle yaşadığı herhangi bir sorun nedeniyle ortaya çıkabilir. Buna maç süresi veya kiralık oyuncunun menajerleriyle yaşadığı herhangi bir sorun da dahil olabilir. Evet, bol bol sorunla devam ediyoruz. Başarısızlık senaryolarında bir oyuncu farklı şekillerde yanıt verebilir. Hedeflerini tamamlamaya yaklaşmışlarsa oyuncu size geri dönebilir ve kendilerini destekleyebilir. Oyuncu olumlu performans seviyelerini vurgulayan diğer metriklere de başvurabilir. Örneğin belirlediğiniz gol atma hedefine ulaşamamış olsalar da dönem boyunca birkaç asist kaydetmiş olabilirler. Yani ekstra başka şeyler de yapmış olabilirler. Eğer sakatlık hedefini erken bir aşamada ya da sonunda başarısızlığa uğramasına neden olursa oyuncu hedefe o anda ulaşılamadığını kabul edecektir. Dolayısıyla yıldız forvetinizin kale önünde biraz daha motivasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız veya gelecek vadeden genç adayının kiralık olarak büyük takımlara adımlar attığını görmek istiyorsanız hedefler size oyuncularınızın yeteneklerini en üst düzeye çıkarmaya çalışırken onları zorlama fırsatı verir. Evet, burada oyuncu geliştirip satmayla da bağlantılı olduğunu aslında vurguluyor. Yani şu okuduğum iki paragrafta da aynı şeyden bahsediyor. Aslında benzer şeylerden bahsediyor. Oyuncunun hedefleri aslında bizim de hedeflerimizle doğru orantılı gibi. Çünkü biz oyuncuyu büyük takımlara satmak istiyorsak, iyi paralar kazanmak istiyorsak onun hedeflerini gerçekleştirmesine bağlı. O hedefleri ne kadar çok gerçekleştirirse biz ona iyi sözleşme vereceğiz. İyi sözleşme verdiğimizde de
doğal olarak hani yeni kapılar da açılabilecek ona. Yeni sözleşme vermiyorsak da zaten satabileceğiz. İyi paralara satabileceğiz. Çünkü hedeflerini sürekli gerçekleştiren bir oyuncu. Etkileşim mantığıyla ilgili değişikliklere bakalım. Daha iyi görüşmelerde yeni eklenen oyuncu hedefleri Football Manager 2024'ü oyunun önceki sürümlerinden daha da sürükleyici hale getirmeye çalışan daha geniş bir değişiklik grubunun parçasıdır ve bu etkileşim mantığının nasıl çalıştığına dair bazı büyük değişiklikler gerektirmiştir. Yani tabii ki şimdi hedefler geldiyse konuşmalarında değişmesi gerekiyordu. Sürekli aynı tarz konuşmalar olmaz. Yani sadece oyuncular için hedeflerle eklenen yeni etkileşimler ya da temsilci etkileşimleri değil. Ha, sadece oyuncular için değil diyor. Yani bundan dolayı yapmadık diyor. Aynı zamanda oyuncularınızla ya da temsilcileriyle konuşmalar yaptığınız oyunun diğer yüzlerce alanını da inceledik ve onları daha da inandırıcı hale getirmeye çalıştık. Yani inşallah olmuştur. Sıkılmayız umarım o konuşmaları yapmaktan. Hepimiz asistan menajere bırakıyoruzdur herhalde. O konuşmaları sürekli yapan sıkılıyordur insanlar sonuçta orada. Football Manager oynarken yaşadığınız deneyim için inançsızlığın askıya alınmasının ne kadar önemli olduğundan sık sık bahsediyoruz ve oyunda oyuncularınızın sadece yapmama seçenekleri olmadığı için aşırı tepki verdikleri zamanlar oldu. FM24'te etkileşimlerde yaptığımız en büyük değişikliklerden biri 2000'den fazla yeni yapay zeka yanıtı ile her bir olumlu veya olumsuz yapay zeka yanıtının 3 farklı şiddet çeşidine sahip olmasını olanak tanıyan dize şiddeti sistemindeki iyileştirmelerdir. 3 farklı şiddet diyor, çok sert tepki veriyor, umursamıyor ya da işte çok mutlu oluyor falan gibi herhalde bu 3 farklı şiddet tepkisi dediği bu. 2000'den fazla yeni yapay zeka yanıtı diyor. 2000'den fazla gayet iyi bir sayı aslında. Bakalım ne kadar etki edecek. Böylece artık oyuncuların aşırı sert ve gerçekçi olmayan tepkilerine daha az tanık olacaksınız. Bu güzel. Bakın şu cümle benim az önce eleştirdiğim tüm kısımları yok eden bir cümle ama uygulamasında göreceğiz. Oyun çıktığında bakacağız. Örneğin yıldız forvetiniz takımınızı tek başına zafere taşıdıysa ve siz de onu övgü yağmuruna tutmaya hevesliyseniz aşırı uçlarda tepki verme olasılıkları daha düşük. Yani şimdi farklı seviyelerdeki olumlu, net ve olumsuz tepkiler onların görüşlerini daha doğru yansıtıyor. Yani çok şükür ya. Hani mesela şey yapıyorduk. Hani oyuncu çok başarılı olmuş. Övüyoruz onu, kızıyor falan. Hayır diyor, ben çok da iyi değilim falan diyor böyle. Yani saçma oluyor yani. Hani orada tepki alıyoruz oyuncudan. Biz de ne yapıyorduk? Genelde oyuncuyla çok iletişime girmemeye kalkışıyorduk yani. Uygun zamanda verdikleri tepkiler için daha fazla bağlam da sağlanacak ve bir konuşma konusu hakkında fikirleriniz örtüşmüyorsa ek gerekçeler ve fikirlerini değiştirmeye ikna etme fırsatları sağlamaya yardımcı olacak. Bakalım, güzel güzel gibi görünüyor şimdilik. Gerçekçi olmayan oyuncu mutsuzluğunu örneklerine ele almak ve endişelerinin arkasında daha net bir gerekçe sağlamak amacıyla yaşanan sorunlar da çözüldü. Yani eğer bir oyuncu sözleşmesinin sonunda seçeneklerini değerlendirmeyi düşünüyorsa isteğini daha açık sunmalıdır. Örneğin kıta futbolcusunun cazibesi ya da kulübün üst lige çıkmasını beklemek gibi. Bu güzel, bu güzel, bu güzel, bu güzel. Başka yerlerde vaatler için gereksinimler daha nettir ve oyuncularınızın mevcut ilerleme hakkında nasıl hissettiklerini görmenizi kolaylaştırır. Örneğin savunmanızı güçlendirme vaadi gibi. Bir vaat derken tamamlarsanız mutluluklarının değişmesi için vaat tarihinin sonuna kadar beklemek zorunda kalmak yerine o oyuncu memnun olacaktır. Bu güzel. Yani oyuncu mesela diyor ki işte orta sahaya takviye yap vesaire diyor. Bunlar önceden de vardı zaten. Ben o takviye yaptığım anda oyuncu hemen mutlu olacak o zaman. O tarihin bitişini beklemeyecek. Bu güzel. Anlık hemen tepkiler gelecek. Bu kapsamlı çalışmanın bir sonucu olarak FM24'teki etkileşimleriniz hem sözlü hem de vücut dili açısından daha geniş bir yelpaze, daha gerçekçi tepkilerle sonuçlanacak ve kulüplerinizdeki oyuncular ve personelle gerçekten yapıcı konuşmalar yapmanızı sağlayacaktır diyor. Güzel. Bakalım ne kadar olacak? Personel toplantında ihtiyacınız olan temel bilgiler alın diyor. Personel toplantıları ile ilgili de değişiklikler var. Onlara da bakalım. FM24'teki teknik heyetli toplantıları da geliştirdik. Artık daha özelleştirilebilir ve önem verdiğiniz en alakalı bilgileri ortaya çıkarıyorlar. Evet, o toplantılarda gereksiz bir sürü bilgi oluyordu. Duran toplar, bilmem neler vesaire, biz onları istemiyorduk falan filan. Toplantı gündemi geldiğinde artık ilginizi çekmeyen veya odağınızla ilgili olmayan konuları tek tek atlayabilirsiniz. Örneğin personelinizle koçluk hakkında gerçekten konuşmak istiyor ancak transferi başka bir haftaya bırakmak istiyorsanız yeni bir seçenek size konuşmayı doğrudan şekillendirme fırsatı veriyor. Evet, bakın antrenörlük kısmını skip for this meeting diyor. Yani bunu erteleyebiliyorsunuz. Bir sonraki haftaya sanırım ertelenir muhtemelen. Bir sonraki toplantıya kadar erteleniyor bu antrenörlük kısmı. Oyuncu gelişimlerini işte bunları tek tek ayrı ayrı, yani bu alanları ayrı ayrı erteleyebiliyorsunuz. Ben sadece şu anda atıyorum oyuncu gelişimleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Diğerlerini erteliyorum. Diğerlerini bir sonraki toplantıda benim önüme çıkıyor. Bu güzel bir özellik olmuş. Sürekli bunları konuşmak ya da atlamak zorunda kalmayacağız. Toplantı tercihlerine tıkladığınızda artık her bir personel konusunun sunumunu özelleştirebilirsiniz. Bu güzel. Toplantılara alt konuları dahil etme, gelen kutusuna özetler alma veya ileride belirli konuları
konuları atlama seçeneğiniz olacak. Yani sizin için hangi konu önemliyse onu değerlendireceksiniz. Çok şükür ya. Yani şunu özelleştirmek çok zor değildi. Yani sürekli aynı şeylerin gelmesinden bıkıyorsunuz. Yok işte duran topu şu kullansın, yok korneri şu kullansın, yok bilmem ne olsun. Onları ben önceden ayarlayabileceğim hepsini, bana bir daha gelmeyecek. Bu çok güzel. Çünkü ben başka şeyleri istiyordum orada mesela. Yani atıyorum işte personel önerisi. Personel önerisi gelsin bana. Veya işte oyuncunun bireysel antrenmanlarıyla ilgili öneriler gelsin. Ama ben işte sürekli taç kullanan şu olsun, korner kullanan şu olsun, duran topu frekiyi şu kullansın diye sürekli gelsin istemiyordum. Onlar çıt çıt geçiyorduk. Ya da işte personel lisansları falan filan. Toplantılarınızda teknik personeliniz için önerilen transferler göründüğünde daha alakalı bilgiler göstermek için kulüpleri ve dereceleri kaldırıldı. Şimdi önerilen iş rolü için önemli özelliklerini ve neden önerildiklerine ilişkin bazı bağlamları göreceksiniz. Yeni bir açılır pencere kulübünüzde bu rolde bulunan teknik head personelinize bakmanıza da olanak tanır. Teknik personeliniz için önerilen transferler göründüğünde, yani personel transferlerinde kulüpleri ve dereceleri kaldırılmış. Enteresan. Yani oradaki kulüpleri ve dereceleri kaldırıldıysa biz ne göreceğiz orada o zaman? Yeni açılır pencere diyor. Bu rolde teknik head personelinize bakmanıza da olanak tanır. Kendi teknik head personelimle karşılaştıracağım herhalde. Bakalım. Oyuncularınızdan ve personelinizden daha fazlasını alın. Hedefler, etkileşim değişiklikleri ve teknik head toplantısı geliştirmeleri sizi kulübünüzdeki kilit kişilere daha da yakınlaştırır. Gerçekçi konuşmalar oyuncularınız için önemli hedefler belirlemenize ve personelinizle hayati bilgileri paylaşmanıza yardımcı olur diyor. Burada bitiyor sanırım. Diğer özellikleri de daha önce bahsetmişti zaten. Ekim ayında FM24 işte oyun yükseltmeleri ve daha kapsamlı geliştirmeleri açıklayacağız diyor. Genel olarak, özet olarak aslında bu şekilde konuşmalarda değişiklikler yapılmış. Oyuncu etkileşimleriyle alakalı ve oyuncu hedefleriyle alakalı değişiklikler yapılmış. Personellerle alakalı, personel toplantılarıyla alakalı bazı değişiklikler var. Bu çok güzel bence. Açıkçası genel olarak yine daha gerçekçi yapmaya çalışmışlar. Ben FM'nin bu yönde ilerlemesini daha çok seviyorum. Aksi halde zaten FIFA olacak. Yani tamam oynayamıyoruz belki ama hani birçok özel FIFA'ya dönecek bu sefer. Daha detay olsun, daha gerçekçi olsun, günlük hayatta yaşanılan sorunlara benzer sorunlar olsun. Etkileşim olması güzel ama bu etkileşimleri sürekli aynı cevaplar gelmesi sıkıntıydı. Umarım bunu da aşacaklar. Hep aynı cevaplar gelmeyecek. Yapay zeka desteğiyle artık daha farklı olacak diye düşünüyorum. Öyle umuyoruz açıkçası. Üçüncü yeniliğin de burada sonuna geldik. Görüşlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Bireysel oyuncu hedefleri ve etkileşim mantığı ile ilgili bilgileri aldık. Personel toplantıları vesaire de vardı işin içinde. Bir sonraki yenilik yenilenen duran toplar ve koçlar. Duran toplar kısmı ile alakalı değişiklikler olacak. Bakalım orada neler olacak ve daha gerçekçi futbol animasyonları, maç gerçekçiliği ve pozisyon yerleşimi gibi bazı yenilikler de olacak. O da bu hafta sunulacak. Bakalım ne zaman gelecek. Onlar da geldiğinde videosu yine sizlerle birlikte olacak. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Bir sonraki videoda, bir sonraki FM24 videosunda görüşürüz. Bay bay.